Şimdi iki fotoğraf gelecek ekrana. Malum bugün Çamlıca Kulesi'nin açılışı yapılacak. Kulenin asıl yapılma amaçlarından biriydi. Görüntü kirliliğinin önüne geçmek, işte o görüntülerde bir yandan ekrana geliyor. Çamlıca Tepesi'nde yayın kuruluşları için toplamda 28 kule bulunuyordu. İlk fotoğrafımız o görüntü kirliliğini oluşturan kulelere ait. Yüksekliği 100 metreyi geçen eski kule ve antenler sökülerek yerine şu anki Çamlıca Kulesi yapıldı. O yeni görüntüyü de ekrana getirelim ve mimari yapıya sahip yeni kuleyle İstanbul'da yaşanan görüntü kirliliğinin de önüne geçilmiş oldu. İstanbul'un yeni sembollerinden Çamlıca Kulesi, İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümü olan bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından hizmete açılacak. Kule aynı anda yüzden fazla yayın kuruluşuna hizmet verecek. A Haber muhabiri Ramazan Almaçayır o noktada bizi bekliyor. Sözü Ramazan'a bırakalım. Çamlıca Kulesi gerek görseliyle gerekse diğer Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki vericilerin kaldırılmasıyla, oradaki çevre kirliliği görüntüsünün de ortadan kalkmasıyla önemli sembollerden birisi haline gelecek. İstanbul için önemli simgelerden birisi haline gelecek. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katılacağı bir programla da hizmete girecek, açılışı yapılacak. Şu an itibariyle biz de Çamlıca Kulesi'nin bulunduğu noktadayız. Oldukça yüksek bir yapı ve mimari açısından da birçok özelliği bulunuyor. 2017'de yapımına başlanmıştı ve o süre zarfından itibaren de çalışmalar aralıksız devam etti. Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki farklı boyutlardaki antenler, vericiler dolayısıyla nefes alma noktalarından birisi olan Büyük Çamlıca Tepesi'nde hem görüntü kirliliği oluşmuştu hem de bazı uzmanlara göre çevreye sağlık açısından, radyasyon yayımı açısından da problem var mı yok mu sorusu sürekli gündeme geliyordu. Biraz özelliklerinden bahsedelim. Çamlıca Tepesi'ndeki Çamlıca Kulesi'nin özelliklerinden. Kule toplam 30.150 metrekare bir alana sahip. Deniz seviyesinden 587 metre yükseklikte. Oldukça yüksek yapılı bir mimariden bahsediyoruz. 200 betonarme yapısının yüksekliği ise 221 metre. Anten yüksekliği de çelik konstrüksiyonlarla yapılmış ve 168 metre. Şunu da altını çizelim. Çelik antenle birlikte 369 metre yüksekliğe ulaşan kule 9 büyüklüğünde bir depreme de dayanıklı şekilde mimari yapıya sahip. Yine belli alanlarda, belli katlarda seyir terasları, lokanta, kafe gibi sosyal dinlenme alanları da olacak. İstanbullular için ayrı bir seyir terası olacağını da belirtelim. Çamlıca Kulesi'nin zemin altında 4 kat ve üzerindeki 45 kat ile 49 kat bulunuyor. Dış cephesinde de kameraman arkadaşım Ömer Er detayları gösteriyor. Birçok televizyon ve radyo vericilerinin programlarının aynı anda yapılabilme özelliğine de sahip. Yani diğer Çamlıca Tepesi'ndeki, Büyük Çamlıca Tepesi'ndeki antenlerin, vericilerin kaldırılıp tek bir noktada toplandığını belirtelim. Bu da yine ayrı bir özelliği olarak önümüze çıkıyor. Bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacağı bir programla açılışı yapılacak. Çevre düzenlemesi, peyzaj çalışmaları da yapılmış durumda. İstanbul'un silüetinin de güzelleşmesine katkı sağlayacağı aşikar. Bunu da belirtelim. Kulede yer alan yüksek verimli anten ve verici sistemleri sayesinde de enerji tasarrufu en üst düzeye ulaşacak. Şu an itibariyle artık hazırlıklar tamamlandı. Bugün açılışı gerçekleştirilecek. Çamlıca Kulesi hem diğer vericilerin ortadan kaldırılmasıyla çevre kirliliği ortadan kalkmasını sağladı. Hem de İstanbul için yeni sembollerden birisi haline geldi diyelim.